Evet arkadaşlar, selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Fani alemde olunca kanalı takip eden çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim, din kardeşlerim, büyüklerim, küçüklerim. Büyüklerin ellerini öpüyorum, küçüklerin gözlerini öpüyorum. Evet, neredeyiz sizce? Kocaeli'deyiz. Dünyanın merkezi Kocaeli, Gölcük ilçesindeyiz. Tarihi söyleyelim, 14 Eylül 2022 günlerden. Çarşamba mı? Çarşamba. Evet arkadaşlar, günlerden çarşamba. Burada çay ocağına geldik. Çay ocağına geldik. Bir kardeşimizi, bir abimizi ziyarete geldik. Bu akşam kendisi misafirim. O kamera arkasında kim olduğunu birkaç tane onunla beraber çektiğimiz videolar var. Biliyorsunuz kim olduğunu. Söylemek istemiyorum. O sürpriz olsun. Çünkü onunla yarın bir röportaj yapmak istiyorum. O röportajda kim olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Şimdi biz burada çay ocağına otururken Gavs Hazretleri, Seyyid Bakır Hazretleri'nin müridi Sofi Mehmet abiyle karşılaştık. Aynı zamanda muhabbet konuyu açarken kız kardeşim eşi, bizim damadımızın da halasının oğlu olduğu çıktı. Hem akraba olduğumuzu daha yeni fark ettik. Evet. Sağ olsun, var olsun ve kendisiyle bir iki röportaj yapalım. İsim, soy isim alabilir miyiz? Kurban. İsim Mehmet, soy ismim Yılgın. Gölcük'te mi ikamet ediyorsun? Gölcük'te. Bu Sadatlarla ne zamandır tanışıyorsun? Sadatlarla hemen hemen 23-24 sene oluyor. Depremden önce, 99 evet, depremden evet. Önce. Allah mübarek etsin. Pekala bu kapıya, bu Sadat'la tanışmana sebep olan neden? Talep ettim. Anlatır mısın şimdi? İnsanlar merak ediyor. Nasıl bir talep? Dedim, buraya herkes geliyor gidiyor dedim dergaha. Dedim bu kapıda bir şey var dedim. Niyet ettim, geldim. Sadat'lar da kabul etti beni. Allah kabul etsin. Allah senden razı olsun. Evet, sen burada şimdi ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun, neyle meşgulsün? Gölcük'ün yerlisisin aynı zamanda, Mehmet abi. Ben şu anda tedavi görüyorum. Bir tedavi sürecindesiniz öyle mi? Evet, geçmiş olsun, Allah şifa versin inşallah. Her şey bizim için, hayat bir imtihan, sen de bir imtihanın içinde olduğun için Allah'ın izniyle inşallah bu imtihanı kazananlardan olacağız. Amin. Bizi seyreden dünyanın bir ucundan Müslüman kardeşlerimiz var, gerek Türkiye'den olsun. Kardeşlerimize söyleyeceğin güzel sözlerin vardır veya bu kapıda öğrendik kıssalar vardır, anlatmak istediklerin vardır diye düşünüyorum. Onlara bir mesaj vermek ister misin Mehmet abi? Ümmet-i Muhammed birlik beraberlik olsun. Evet kardeşim, Sadat'ın muhabbeti olduğu zaman böyle oluyor. Pekala, diyelim ki bu video döndü dolaştı, Gavs'ımız Seyyid Bakır Hazretleri'nin önüne geldi. Şu an bu videoyu seyrettiğini düşünürsek, Gavs'ıma söylemek isteyip de söyleyemediğin duygularını alabilir miyim? Ne derdin mesela? Gavs Hazretleri şu an diyelim bu videoyu seyrediyor. Ne derdin? Sevinirdim. Yani sevinirdin ayrı bir olaydı. Ona ne demek isterdin? Yani nasıl bir söz söylemek isterdin kurban? Gavs'ıma. Görüyor musunuz kardeşim? Ya Gavs Hazretleri, Seyyid Bakır Hazretleri Ehl-i Beyt'tir. Resul Efendimiz'in soyundan gelmektedir. Aynı zamanda zamanın kutlu, zamanın Gavs'ıdır. Yani onun isminin geçtiği yerde inanın insan utku duruyor. Yani ne konuşacağını müridi olsa dahi söyleyemiyor. İşte hak olduğunun alametidir kardeşim. Evet Mehmet abi, Allah senden razı olsun. Yaş kaç abi bu arada senin? Yaş 50. 50 yaşında oldun. Pekala bizi dinleyen seyreden gençler olacaktır. Gençlere vereceğim bir nasihatın olacaktır. O nasihatı alabilir miyim? Herkes gelsin bu kapıya. Tavsiye ediyorsun. Evet. Arkadaşlar ben söylemiyorum bak. Yani bu balın tadını biz aldık. Alanlar da bak aynı şekilde bu kapıya gelsin diyor. Evet. Yani Adıyaman Menzil'de Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin varisçisi Gavs'ımız Seyyid Albakir Hazretleri orada inşaat etmektedir. Merak eden kardeşlerimiz olabilir. Buyurun gelin orada. Görün, o ortamı görün. İlla ki gelip bu camiye bağlanmak ve bu caminin içine kalmak demek değildir. Misafir de olabilirsiniz, oralara gelebilirsiniz. Buhara evlerimiz var, termal. Çocuk parkları var orada, aynı zamanda havuz var. Çok güzel faaliyetler var. Bayanlar ayrı, erkekler ayrı. Ne bayanlar erkekler görebiliyor? Ne erkekleri bayanları görebiliyor. Yani anlayacağınız, yani ayrıca gidebileceğiniz güzel, nezih bir ortamdır. İlla ki
bu ortama gelip de bu cami içinde olmak değil, o kapılar, o güzel yerler Ümmet-i Muhammed açık olduğu için dünyanın bir ucundan dahi gelenler, gidenler oluyor. Hatırlıyorsanız geçen hafta Tepeören'de Makedonya'dan gelen Gavs Hazretleri'nin sofileri, müridi, hatta vekiliyle bir röportaj yapmıştım. Hatırlıyorsanız. Evet. Binlerce kilometre öteden kalkıp geliyor. Neden geliyor yani? Keyiften mi geliyor? Hayır. Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'ın yolunda mürşidle beraber ilerlemek için geliyor. Yani kardeşlerim, biz sizi davet ediyoruz. Buyurun gelin, gezin, ortamı görün. Yani etrafınızdaki insanlara bakıp, insanların duyduklarınızla değil, gördüklerinizle hareket edin diyoruz. Sizi menzile, Adıyaman menzile, menzil köyüne bekliyoruz. Buhara termal evleri. İnternete yazabilirsiniz. Google'dan yazabilirsiniz, YouTube'da bakabilirsiniz. İnternet sayfalarında göreceksiniz. Aynı zamanda tekrar söyleyelim. Semerkant dergimiz var, Semerkant aile dergimiz var, Semerkant çocuk, Semerkant gençlik dergimiz var, Mostar dergimiz var, Semerkant TV kanalımız var, Semerkant radyomuz var. Bunların her biri Semerşah Turizm Hac Ümre firmamız var. Yani bunların her biri Ümmet-i Muhammed'e hizmet etmektedir. Bu güzelliklerden faydalanmanızı tavsiye ediyorum. İnternet üzerinden araştırma yapabilirsiniz. Aynı zamanda bizim bir de Beşir Derneğimiz var değil mi Mehmet abi? Evet var. Beşir Derneğimizin faaliyetleri hakkında senin bildiklerini alabilir miyim? Beşir Derneği çok güzel hizmet ediyor. Uluslararası hatta. Evet. Sadece Türkiye değil. Dünya. Yetime, öksüze, garibe. Evet. Hatta Bangladeş olsun, Afrika olsun, evet, orada su kuyulara dahi açıyorlar. Evet. Allah her birinden razı olsun. Amin. Kur'anlardan, hizmet edenlerden. Evet. Her birine Allah razı olsun. Beşir Derneği yazalım internet ortamında. Beşir Derneği'nin içeriğini bizim ne kadar anlatsak az olduğunu düşündüğümüz için içeriğini oradan daha güzel görebilirsiniz. Allah razı olsun Mehmet abi, sen bize vakit ayırdın. Bir şey değil, neden? Fani alemde olunca kanalını seyreden çok değerli, çok kıymetli kardeşlerimize fani alemde olunca kanalını seyretmeye devam edip bizlere de duasını hatırlasınlar mı? Evet. Evet, şu an bu videoyu seyreden yetim, öksüz, gariban, aynı zamanda hastane köşelerinde hasta olan, Allah'tan derman isteyen, derdine derman arayan, sağlığına şifa isteyenlere Cenab-ı Rabbül Alem İzzet-i Celal hakkı hürmetine, sevdikleri hürmetine, hatta ve hatta Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hatrı ve hürmetine onlara şifa versin inşallah. Amin. Rabbim Müslümanları birliğini, beraberliğini daim eylesin. Amin. Ümmet-i Muhammed'i bir araya getirsin inşallah. Amin. Dağılan Ümmet-i Muhammed'in bir araya gelip Cenab-ı Allah'ın razı olduğu güzelliklere bürünürsün inşallah. Kocaeli'deyiz, Gölcük ilçesindeyiz ve Gölcük'te muhabbete devam ediyoruz. Gölcük'ten herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyoruz. Tabii bize hizmet eden çaycımız da var. Kameraya çıkmak istemiyor. Bakın şu an kolunu görüyorsunuz arkamda. Kameraya çıkmak istemiyor. Çünkü her insanın kendine has böyle bir özelliği var. Fotoğraf dahi çekilmek istemiyor. Biz kendisine rica ettik, kabul etmedi. Gönülsüz bir şeyi biz de kabul etmiyoruz. Yani gönlü isterse şu an kameraya çekebiliriz. Gönlü istemiyor. Ama sesini size duyurabilirim. Turgut abi, eline koluna sağlık. Çayları çok güzel. Afiyet olsun. Allah senden razı olsun. Sizden de. Rabbim seni sevdiklerinden haşin neşre eylesin inşallah. Amin. Kendine çok iyi bak. Gecen senin mübarek olsun. Allah 10 tane çocuk versin yine inşallah. Amin. 10 tane istemiyor. 10 tane istiyor. 9 tane de istemiyor. Şimdi bu 11 çocuk muhabbeti yapan kardeşimizi merak ediyorsunuz. Evet. Çekelim, çekelim, onu da çekelim, onu da çekelim. Şöyle bir dönelim, o kimmiş ya, 10-11 falan filan diye. Ya, bu Turgut abim maşallah çok mübareklerden. Bakalım, kimmiş o? 10 tane istiyor, 11 tane istemiyor yani. 10 tane kimmiş, bakalım, şöyle dönüyorum. Sesini hatırlıyorsun değil mi? Dönüyorum. Aha, eski. Sen de mübarek nereden adamsın sen? Nereden geldin böyle bir adam? Ya eski, sen nereden? Ya Allah! Ya
ne, ne muhterem bir adamsın. Ya Allah'ım derviş ya. Deseydi ya. Neredesin sen kaç seneden beri derviş görüşemiyorsun? Hangi ara geldin ya? Ya çok mübareklerden olduğun için kayboldun geldin ya. Koca sarıklı seni hemen. Ya yapma öyle gözünü seveyim derviş ya. Allah için seviyorum kendisini ya. Çok seviyorum da bu mübarekleri. Nasıl rabıta yaptıysa, nasıl hizmet istediyse. Bu akşam onun misafirim. Diyordum ya yarın röportaj yapacağım ama artık baktım sesini mesini duyurunca dayanamadığını gördüm. Ulan dedim ona bir röportaj yapayım dedim. Çok adam yani. Allah için seviyorum kendisini. Evet, çok, çok değerli mübarek. Bir abimdir. Allah razı olsun. Bu Allah, akşam misafir olacağım. Allah gecenizi mübarek etsin. Allah-u Teala Celle Celaluhu sizi mübareklerden etsin. Amin. Benim gibi eşkıya etmesin de derviş oldun inşallah. Daha bir daha derviş ya. Ya ben bayılırım dermişe. Ama senin işçilerin vardı, kış geldiğinde hazırlık yapıyor musun? 100 bin tane işçi var abi, çalışıyor. Ama sigorta çalışıyorsun. 101. de burada çay dağıtıyor burada abi. Tabii. Anladım. 102. olmaz, 101. Kurban, şimdi sen Sultan Hazretleri zamanından beri bu kapılardasın. Elhamdülillah. Allah bizi nasip etti. Elhamdülillah. Çok şükür. Şimdi, bizi seyredenlere söylemek istediğin bir şey var mı? Nedir biliyor musun? Bu kapı... Yani dünyayı, ahireti isteyen insan için çok büyük bir nimettir. Yani dünya ve ahiret. Çünkü insan neden dolayı dua ederken dua ediyorsun, ya Rabbi bana ahiret ve dünyayı ver diyorsun. Dünya ve ahiret. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır. Amen. Onun için mecburen bu dünya da lazım. Öbür dünya esas bizim gideceğimiz yer orası. Esas öbür dünya lazım ama bu dünyada ne yapmamız gerek? Ama çok bir şeyler yapıp faydamız olması gerekiyor ümmeti Muhammed'e, kardeşlerimize. Onun için tabii insan nedir? Zengin insan cehenneme girecek, fakir insan da cehenneme girecek. Nasıl? Çünkü zengin o zenginliğini Allah yolunda kullanmazsa cehenneme girecek. Evet. Fakir de fakirliğine sabretmezse, isyan ederse o da cehenneme girecek. Şimdi zengin de cennete girecek, fakir de cennete girecek. Nasıl girecek? Çünkü zengin kazandığını fakirlere, yoksullara, Allah rızası için verirse, işte o zaman o da cennete girecek. Fakir de fakirliğine sabrederse ve sabredip de Allahu Teala'ya tevekkül ederse, iyilerle beraber olursa, insan ne olur? Her iki dünyada bahtiyar olur. Onun için ne yapmamız gerek? Her iki dünyada bahtiyar olabilmemiz için, zengin de olsak, fakir de olsak, Allah rızası için ne yapmamız gerek? Güzel işler niyet etmemiz lazım. İyi insanlarla beraber olmamız lazım. Amin. Güzel işlere niyet ettik de kötülerle olursak olmaz. Ne vardır? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Bu dünyada diyor kimlerle beraberseniz, o dünyada da o kişilerle beraber haşr olacaksınız yani diyor. Yani kişi sevdiğine beraberdir. Tabii diyor ki kişi sevdiğiyle beraber olacak diyor. Amen. Onun için dünya öyledir. Dünyada tabii insan varlık da olur, yokluk da olur. Ama ne vardır? Önemli olan insanın iyilerle beraber olursa işte o zaman ne olur? Ebedi-ülebet hayatı güzel olur. En önemli olan da ebedi-ülebet hayattır. En fazla insan ne olur? Yaşayacağı 60-70 yıl, 100 yıl yaşasan ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yani 100 yıl sonucunda yine öleceksin. Doğru. Onun için Cebrail Aleyhisselam geldi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e dedi ki yani senin dedi ruhunu kapsedeceğim. Dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dedi ki tabi yani fazla dedi yaşasam da sonucunda ölüm var mı? Dedi var. Ölüm olduğuna göre sonucunda bizim için dedi fark etmez dedi. Onun için bütün peygamberler, çoğu peygamberler, Adem Aleyhisselam 1050 sene yaşadığı rivayet ediliyor Nuh Aleyhisselam'ın. Ama sonucunda ne vardır? Yine ölüm var. Onun için insan dünyada iyi olarak, iyi yaşarsa, iyilerle beraber olursa Allah-u Teala öbür dünyada da iyilerle beraber edecek. Çünkü bak, hayatta bunu unutmamak lazım. Paranın geliş tarafına baktığın zaman, gidiş tarafı da nereye bakıyorsa, gidiyorsa o para, insanoğlu o tarafa çalışıyor demektir. İyi yerden geliyorsa, helalden geliyorsa, o helale gidiyorsa, o cennet tarafına gidiyor demektir.
Ama haramdan geliyorsa, harama gidiyorsa o cehennem tarafına çalışıyor demektir. Onun için buna çok dikkat etmemiz lazım. Hayat kısa, uzun gibi gözüküyor. Biz girdik 57 yaşına. Ne oldu, ne öğrendin desen, Nuh Aleyhisselam soruyorlar. Diyorlar ki, ya Nuh, bu hayattan ne öğrendin? Diyor ki, bir ahırın kapısını gösteriyor. Buradan girdim, oradan çıktım. Biz daha ahırın kapısını bile görmedik yani. O kadar da olsun. O kadar bir kısa yani. Onun için ne gerek? Onun için güzel. İnsan, dünya geçicidir. Yani burada dünyayı kazansan, ne olur? Yine bırakıp götürüyorsun, kefenin cebi yok. Olmadığı için mecburen her şeyi alıp götüremiyorsun. Sadece bir kefeni götürebiliyorsan götürüyorsun. Biz burada depremi yaşadığımız için çoğu insan kefensiz bir ayağını bıraktı gitti, kafasını bıraktı gitti, kolunu bıraktı gitti. Her şeyi alıp götüremedi bak. Onun için insan kefensiz de gidebiliyor yani. Bir kolsuz, bir bacaksız da gidebiliyor. Onun için önemli olan Allah Celle Celaluhu bizi iman selameti ihsan etsin, ikram etsin, kerem etsin, fazlından nasip etsin ve sonunda da diyelim ki bu gerçektir. Allah-u Teala Celle Celaluhu bizi gerçek olan kullarından şehit olarak Rabbim ihsanından, ikramından, kereminden, fazlından bizi huzuru ilahiyesine alsın inşallah. Yok yoksa boş, dünya ne olur. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana kurban. Sor derviş. Kim seni Allah için sevmesek veya sen bizi Allah için sevmesen bu saatte bir ara gelir miyiz? Bu sevginin alameti değil mi? Tabii da yani insan iyi konumdaki insanı severse iyiyle beraber oluyor. Şimdi kötü insanı seversen nerede olacağın belli. İyi insanı seversen nerede olacağın da belli. Amin. Onun için iyi insanlarla beraber olmak gerekiyor. Hayat kısadır. Şimdi eşkıya. Sultan Hazretleri'nin ilk tanışmanı şu güzel, değerli, çok kıymetli seyircilerimize anlatır mısın? Sultan Hazretleri'nden ben... Sene kaçtı, onu da söyler misin? Sene depremden 7 sene öncesi. Şimdi yani sene olarak söyleyemem 93. De. 90 yok. 92. 90'lı senelerde. 90'lı senelerde. 90'lı senelerde. Evet. Ben menzile giderken yurt dışındaydım. Yurt dışından geldim, bir arkadaşım dedi ki bana, ben dedi anlatmak istemedi, o dedi anlat derken en sonunda baktım namaz kılıyor. Dedi, abi ben dedi Adıyaman'da Feda Hazretleri diye bizi atlat, onun dedi yanına gittim, tövbe ettim. Dedi ki işte o arkadaşımız Allah affetsin tabii kötü işler yaptığı için, dedi ki çok şükür Feda Hazretleri beni dedi burada 3 ay tuttu. Dedi buradan gitmeyeceksin. 3 ay sonra dedi bütün o işlerden dedi kurtuldum dedi çok şükür. Evet. En sonunda demiş sen ailenin yanına git. İlk annenin yanına git. Demiş baban kıza. Ama sen demiş ilk annenin yanına git. Annen demiş ayarla. Ve aynen de annesinin yanına geliyor orada. Tabi babası diyor ki tamam ben görmek istemiyorum ama ev veriyor ona. Diyor ki orada kal. İşte o kardeşimiz de bizim nasip oldu. Ondan sonra orada tabii biz ondan bir alacak verecek meselesi varken oradan dolayı nasip oldu. Dedi abi ben oraya gittim işte dedi kurtuldum. Dedim ki ya yalan söylemiyorsun değil mi? Yok dedi abi gerçekten dedi doğru söylüyorum. Dedi şimdi şu anda çok iyi bir durumdayım dedi. 3 ay dedi. O 3 ayı geçti dedi yani işte buraya geldim. Ama dedi yeniden gideceğim dedi. Dedi seni de götüreyim. Dedim ki ya kardeş biz dedim bırakamayız bu işleri, abi bırakırsın, edersin, yok falan derken biz de o zamanlar yurt dışından geldiğimiz için tabii o dönemlerde Türkiye'de Mercedes arabalar az olduğu için dedik tamam gideriz. Seyda Hazretleri dedi o zamanlar Ankara'da. Dedim tamam gideriz. Oradan gittik Ankara'ya. Tabii gece vardığımız için Seyda Hazretleri'ni göremedik. Dediler ki 2 saat sonra falan çıkacak. Biz de o arada kaplıcaya falan gittik işte. O tarafta bir yakında bir kaplıca varmış, oraya gittik. Orada işte nasip oldu. O tabii o ikindi falandı saatleri. Uyandığımızda bir baktık. Arkadaşlar bekliyor. Dediler abi ne yaptın, ne yapacağız? Dedim bir şey yapacağımız yok yani. Yapacağımız bir şey yok.
Dedi ki Namık Seyda Hazretleri menzile gitti. Dedim siz gitmek istersen götürürüm sizi de. Dedi ki ondan sonra... Tamam. Rahatçık. Dedi ya abi sen zahmet etme. Dedim olmaz, hazır araba var, gidelim. Oradan nasip oldu işte menzile gittik. Tabii Seyda Hazretleri'ne o zaman çok kalabalık olduğu için cami küçüktü o zamanlar. Göremedik falan derken bayağı bir uğraştık. Bir baktım ileriden gelenler var. O arada çok merak ettim en sonunda. Dedim ki ya bir göreyim bari, bu kadar geldik. Buraya kadar dedim bir göreyim. Gittik yanına. Tabii o arada mübarek oturduk tabii. O arada insanlar tövbe ediyor. Biz tabii tövbe etmek istemedik. Seyda Hazretleri dedi ki, dedi sen Allah'a neye tövbe etmedin? Tabii ben o anda dedim ki ya o kadar insanın içinde nereden biliyor bu benim tövbe etmediğimi? Bilmem ne yaptı diye. Allah'ın dostu bilmez mi? Allah bilmez. Biz tabii o zaman bilmiyoruz ki. Ondan sonra tabii mübarek dedi, sen dedi Allah gafurur rahimdir, affedicidir. İnşallah sen tövbe et dedi. Tabii biz bir şey diyemedik. O arada birisi dedi ki sen dediğini tekrar et dedi. Ondan sonra tabii nasip oldu. Rabbül Alemin'e tövbeyi ettik o mübareklerden. Ve çok güzel oldu. Ve rahatladık. Yani o kadar huzurlu olduk o gece. Sabah kalktığım zaman yani ne oldu? Çok huzurlu bir şekildeydim. Yani o zamana kadar sıkıntı, stres, her türlü her şey vardı. Ama orada o sabaha çok rahatladım. Allah mübarek. Yani Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek o mübareklerin sayesinde çok şükür. Ve nasip oldu orada 7 gün kaldık. O mübarekler dua ettiler. Güzel bir hayatımız oldu. Ondan sonraki hayatımız değişti. Çok şükür. Yani eski durumlarımız Allah'ın izniyle o mübareklerin duasından çok şükür kalmadı. Allah-u Teala bizi inşallah-u Teala bu kapıdan ayırmaz, onlardan ayırmaz. Yok yoksa yani insan nasıldır? Çünkü bir iyi insanlardan ayrıldığı zaman, hatta bir zaman bir Allah dostunun bir talebesi var. İyilerin yanındayken tabii o hiç iyileri görmediği için onların yanına geliyor. Orada bakıyor ki ya işte buna biraz şey yapıyorlar. O da kızıyor, terk edip gidiyor eski kötü arkadaşlarının yanına. Tabii onlar buna daha çok zulmetmeye başlıyorlar. Diyor ki ya ben orada çok rahatmışım diyor. Dönüyor yeniden gidiyor. Tabii diyorlar ki ne oldu, niye geldin? Diyor ki yani ben burada daha çok rahatmışım, onun için geldim. Onun için tabii bu Allah'ın peygamberlerinden olan insanlar her zaman kurtuluşa ermiştir. Amin. Bir bak geçmiş peygamberlerin hayatını oku. İnsanlar peygamberler olmuş, kurtuluşa ermiş. Her türlü. Nuh Aleyhisselam dünyayı su kaplamış ama Nuh Aleyhisselam olan insanlara hiçbir şey olmamış. Neden? Allah'ın peygamberi, yani Allah-u Teala ona emir vermiş. Demiş ki sen burayı terk et git. O kadar. Onun için ne olmuş? Allah-u Teala onları korumuş. Öbür insanlar da ne olmuş? Helak olmuş. Yani her zaman aynı şeyler olmuş. Yani. Onun için iyi Allah dostlarından olan insanlar da onun farkına varmasa, yani insanlar bilmese dahi, bana dedi ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, kişi sevdiğiyle beraber olacak. Amin. Çünkü bunu Allah-u Teala ona ne yapmış? Vaat etmiş. Vaat eden kim? Yaratan Rabbül Alemin. Eşkıya. Yani onun vaadinden başka kim ne yapabilir ki? Kimse bir şey yapamaz. Ama onun şu an bir müdahale yapmamız lazım. Dakikamız doluyor. Ha, sen mübarek derdin. son bir dakika kaldı kalmadı. Evet. Fani alemde olunca kanalı takip eden çok değerli, çok kıymetli büyüklerim, kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim, hepinize Allah'a emanet ediyorum. Dakikam dolmak üzere kesmek zorundayım. Allah senden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Ya bunlar çok mübarek insan. Onun için onları çok seviyorum ben. Kocaeli Gölcük'ten herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyoruz. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar sizsiz olun. Şu menzile bir gidin.
Bu mübarekler görün, siz gelin buraya gelin, size bir mangal yaparız bir de burada. Ne demek ya? Abi sen şimdi bu kadar kişiye nasıl mangal yapacaksın ya? Ya sen ne mi lazım? Rızkı veren Allah değil mi? O tabii ya. O el sallayalım hadi bakalım. Mübarek Gapsal Allah'a emanet olun. Onlara çok iyi bakın inşallah. Yapar Gapsal Hazretleri onlara mangal yapar. Biz falan arayalım olunca kanalı takip etmeye devam etsinler değil mi? Tabii. Abonemizi aynen. Artırmamız lazım. Siz aynen, de kardeşim evet. Çevrenize evet. Tavsiye edin inşallah. Evet. Durum yapabilirsiniz. Esselamu Aleyküm. Ve rahmetullahi ve berekatuhu.